Burak's. Botoş Bey, Amerika'daki Türklere ne tavsiye edersiniz? Takılsınlar New York, Miami. Miami güzeldir. Orada takılsınlar yani. Miami iyidir. Seferlerde dikkatini çeken tank 60 TP oldu. Tank ilk kastında harikaydı. Seferde rezil. Bir bak şimdi. Random'da güzel olan bir tank seferlerde güzel olacak diye bir kural yok. Mesela random maçlarda Projecto tankı gayet işlevli bir tanktır. Ama seferlerde hiçbir işe yaramaz. Aynı 60 TP gibi. Aynı E100 tankı gibi. Taktiksel tank değil bu tanklar. Taktiksel olmadığı için de random güzelidir onlar sadece. Random güzelleriyle random'da oynanır. Evet, gelelim Batçatilyon Braxox tankına. Şimdi bu tank herhalde neyle veriliyor? Görevlerle veriliyor, değil mi? Bir şu anda şey var, mevzu var. Başladı 21 Şubat'ta, 2 Mart'a kadar da devam ediyor. Bayağı da yaralanmış yani. 6 gün geçmiş. Güzel, olumlu. Görevler var. Aşama aşama kazanıyorsunuz. Yaptıkça indirim kazanıyorsunuz. Kabaca %80'e %90'a kadar herhalde hardcore oynayan arkadaşlar çok rahat bir şekilde gelecektir. %100 olanlar zaten bedavadan bir premium tank kazanacaklar. Görevler ne kadar kolay ne kadar zor incelemeyeceğim. Çünkü artık görevlerin yarısına kadar geldik. Bu saatten sonra işte %70'lere, %80 indirim kazananlara, %90 indirime gelenlere ithafen bir video olacak bu. Bu tanka para verilerek alınır mı sorusunu cevaplayacağız şimdi. Ben bu tankın bir şeyini izledim. Aslında incelemesini falan izledim. Bu tank tam böyle iki tankın karışımı. Böyle ne Behçet gibi bir tam orta tank, ne de Behçet 25T gibi tam orta tank, ne de AMX 105 gibi hafif tank. Böyle ikisinin ortası, böyle kırma ortaya karışık bir şey yapmışlar. Kötü de olmamış. Aslında gayet de hoş duruyor. Bir premium tank. O yüzden Behçet hattınızdaki mürettebatları Lapırst diye bunun içine yerleştirebilirsiniz ki mesela şu anda ben size bunları anlatırken onu yapacağım. Nerede bu rask? Nerede bu rask? Ya buraya. Komutanımızı Behçet komutanı. Topçumuzu Behçet topçusu. Sürücümüzü de Behçet sürücüsü. Yaptıktan sonra gelelim tankın topuna. Bu tankın mevzusu 105 kalibreli. Şarjörlü. Böyle enteresan bir topu var. 190 deliyor. Topun deliciliği tam bir hafif tank deliciliği. Burada diğer arkadaşlar atıyorum Lorraine 40T ile yarışamaz delicilik konusunda. Ya da işte FCM bile herhalde daha fazla deliyor diye biliyorum ben. Şey olmasına rağmen, özel matchmaking'li bir tank olmasına rağmen 212 deliyor mesela. Bu 190 deliyor. Arada bir 22 milimetrelik fark var. Hele Lorraine'le kıyasladığın zaman daha da fazla. Lorraine 230 falan deliyor olması lazım. Bu yüzden bu Burrask dediğimiz arkadaşın deliciliği yok. Altın mermi deliciliği idare eder seviyesinde, patlayıcı mermisini zaten kullanmayacağız bile. Bu tankın asıl olayı alfa hasarı. Kendi seviyesine göre çok ciddi bir alfa hasarı var. 360-360. Ama isabetine ve nişan almasına baktığımız zaman oyun bize diyor ki kardeşim sen bu tankla snipe yapamazsın. Bir kere nişan alsan isabet ettiremezsin. Nişan alana kadar da 100 milyar yıllar geçer diyor. Yani bize dediği çok net bir oynanış taktiği var bu tankla. Bu tank seri bir tank. Çok hızlı bir tank bu arada. Hareket kabiliyetine baktığınızda 310 beygirlik bir motoru var ama tank çok hafif olduğu için ton başına 25 beygir gibi bir özgül güç düşüyor ki 62 kilometre maksimum hızıyla birleştiği zaman yaldır yaldır giden bir tank. Görüş mesafesi de 390 metre olması lazım baz olarak, aynen. Onunla da birleştiği zaman bu tankla oynayacağımız bir tane oyun stili var. Maç başı yaldır yaldır spot yapıyoruz.
Maçın devamında ise haritayı kontrol ederek nerede karışıklık, kaos varsa oraya girip bir tankın yanına ya da arkasına sızıp bam bam 720 hasar vurup kaçıyoruz. Başka da oynanmaz bu tank. Tek taktiği vardır. Ya daha doğrusu iki taktiği vardır. Bir spot yaparsın. Hafif tank gibi gezersin. Ama unutmayın bu tank bir orta tank. Orta tank olduğu için durduğunuz zaman kamuflajınız yükselir. Hareket ettiğinizde kamuflajınız düşer. Orta tanktır bu. Hafif tankların her zaman kamuflajı yüksektir. Bu tankta böyle ufak bir dezavantaj var. Ama ona karşılık da şarjörlü bir topla bu mevzu kompanse edilmiş. Şimdi donanım olarak bu abimize ne takmalı? Yani donanım olarak bir defa kaplı optik takmak zorundayız bu tanka. Hareketli veya hareketsiz fark etmez. Spot yapacağız bununla. Görüş mesafemizi arttıracağız. Ondan sonra takacağımız iki tane donanım var zaten. Birisi düşey dengeleyici. Öbürü de top yöneltme sistemi. Şimdi burada şöyle bir ikilemde kaldım ben açıkçası. Şeye geçecek olursak, tanks.gg'ye geçecek olursak orada ben şunu gördüm. Böyle fulleyelim. Tank listesini açalım. Tank listesi gelsin. 8 seviye Fransız hafif tanklar dediğimizde Brasque. Şimdi düşey dengeleyici dedim ya. Belki düşey dengeleyici takmayabiliriz. Neden? Çünkü bu tankın hareket halindeki dağılımları 0-10, 0-10 ve 0-10. Yani çoğu 10 seviyedeki Patton gibi falan bir tankın şeyi dağılmaları bunlar. Şöyle bakın. 10 seviye orta tank M48A Patton'a baktığımız zaman 0-10, 0-10, 0.08. Bu abimize 10, 10, 10. Yani neredeyse bir Patton kadar aslında nişangahı hareket ettirdiğinizde ya da topu çevirdiğinizde nişangah çok büyümüyor. Ama büyümüş olan nişangah çok yavaş küçülüyor. Bundan dolayı düşey dengeleyici takmayabiliriz. Kaplı optiği taktık, görüş mesafemizi arttırdık. Ondan sonra hızlı nişan alma şart oldu şart ki hızlı nişan almaya rağmen 3 saniyeye düşüyor nişan alma hızımız. Üçüncü ise havalandırma ya da düşey dengeleyici. Bak burada ya da kullanıyorum. Çünkü buna karar verecek olan sizin mürettebatınız. Eğer senin mürettebatında atış yetenekleri iyiyse yani o konforlu yolculuk ve anlık atış yeteneğin varsa mürettebatlarında düşey dengeleyici takmayıp havalandırma takarak komple tankı iyileştirebilirsin. Hem kamuflajın artar hem işte DPM'in artar, 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 artar bir sürü şey artar. Ama mürettebatında atış yetenekleri yoksa bu defa düşey dengeleyici takmalısın. Bunu senin mürettebatın belirleyecek. Neye karar vermen gerektiğini. Bu dördün üçlüsünü kullanacaksınız kombinasyon olarak. Üçün ikili kombinasyonu zaten fix sabit. Nişan alma sistemiyle beraber kaplı optiği takıyorsunuz. Şu AMX şundan çıkartalım. Gerçi havalandırma kategori 3. Bununki kaç? Havalandırma kategori 2. Bunda takılı bir şey var mı? Yok. Bunda takılı bir şey var mı? Yok. CDC'de takılı bir şey var mı? Var. Aha. Sök. CDC oynamıyorum zaten. Sök reis. Donanımı sök. Brasque'ye gel. Havalandırmamızı yapıştıralım. Taktık. Ve son takacağımız şey de top yöneltme sistemi. Bunu da bir tane tanktan sökelim. Nereden sökelim? Kimde vardır bu? Bir tane tanktan. Aha. Amix 50B'den sökelim. Oynamıyorum zaten. Param çok fazla param olmadığı için söküyorum bunu. Yoksa alırım. Ben bu üçlüyle oynayacağım. Mermi seçeneği olarak 6 tane patlayıcı çok. 2 tane yeterli. Bunu da herhalde 20'ye 10 tarzında 24'e 10 altın mermi işimizi görecektir. Büyük. Büyük. Bir maç azıkla oynayalım.
azıklı halini görelim. Sonra da azıksız da oynamaya devam ederiz. Dış görünüş olarak bu tankı boyayamıyor muyuz? Kendi kamuflajı var mı üzerinde? Sanki kamuflajlı gibi bu. Aynen, kendi kamuflajı var üzerinde. Ama başka kamuflajlar takabiliyoruz mu buna? Ha, takabiliyormuşuz. Neyse, gerek yok. Ayrıl. Evet. Bu haliyle baktığımızda 493 metre görüş mesafemiz var. Gizlenmemiz %40 gayet başarılı. Hareket kabiliyetimiz gayet başarılı. Zırh namına hiçbir şey yok. Nişan alma süremiz 2.8 saniyeye düştü. İsabetimiz çöp. Reload süremiz 19.8 saniye. Mermiler arası geçişte 2 saniye. 2 tane de mermimiz var. Topunun dönüş hızı çok fazla. Bu bizim için güzel bir şey. Bu zaten tankları sararken bizim ihtiyacımız olacak olan bir özellik. Şimdi ben bir de direktif vermek istiyorum buna. Optik kalibrasyon verip görüş mesafemi bir çıt daha arttırıyorum ve 505 metreye getirdim. Bunu da otomatik olarak ikmal etsin buraya. Hadi bakalım. Burrasku'ya savaşa hazır. İlk maçımız matchmaking korumasında olduğu için top tier çıkartacak. Ya komple 8 ya da 8-7-6. Sonra gerçek eşleşmeleri görmeye başlayacağız. Haydi bakalım. Yani birden korku filmine dönüşüyor bu haritanın müziği. Eğlenceli başlıyor böyle, halay çekiyorken hop bir anda korku filmi. Taret dönüş hızı mübarek. Şu taretin dönüş hızına bak. Ha, tankın bir kötü özelliği. Tank dönemiyor baba. Ama onu da hızlı giderek kompanse ediyor. Tankın dönüşü gerçekten böyle şey, kamyon çevirir gibi. Hissediyorsunuz bunu. Evet, iki tane vuruştuk birbirimize. Birbirimize iki tane vuruştuk ve ben kaçarım. Ben 767 hasarımı vurdum. Ondan yalnızca ne kadar yedim? 300'lü bir hasar yedim. Bereket versin kardeşim. Bereket versin. Bu. Patlayıcı mermisi delmiyor. Delmediği için o karşıdaki Burrasque'ın yaptığı çok da mantıklı bir hamle değil. Siz de çok yapmayın. Gereksiz. EBR değil bu. Plakadaki şifreyi çözebilecek misin? 1998 ZZ10. Ne ki bu? Yok, bilmiyorum. Yan yatırıp mı bakmamız lazım? Kasayı yan mı yatıracağız? Ne yapacağız? Nasıl çözeceğiz? Operasyon var bu gece. Gidip adamların içine mi girsek? Sudan geçerken çok boğuluyor tank ya. Üzücü. Ha, karşıda LT varken de bu hareketleri yapmak pek şey değil ama.
Sortons de là. Le véhicule est HS. O neydi kız? Aga, korktuğum şey başıma geldi. Yani hani buraya gelirken spotlanıp atış yiyeceğimi biliyordum ama öleceğimi düşünmemiştim. Lül. Yani oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Yalnız heriflerin acımadan yapıştırması üzdü. Bir tanesi ıskalar bari. İkiniz de aynı anda saplıyorsunuz. Ayıp değil mi bu yaptığınız? Ayıp. Geri gelmeyecektim ben ya. Benim hatam. Ben tren yolundan diğer elemanlarla ilerlemem lazım. Kendi hatam yüzünden öldüm. Tamamıyla benim verdiğim yanlış karardan dolayı. Gerek yoktu. Tren yolundan Lansen C ile beraber ilerleyecektim. M4A'yı kestikten sonra arkalarına sızıp RT'yi kesip oradan sonra hayırlısı bir gülüm yapacakken, belki de maçın gidişatını değiştirebilecekken. Bak şu an Lansen C gidemiyor orada. İzleyelim. Neden? Çünkü canı çok az kalmış. Şimdi revolüsyon ona basacak, kesecek. Basmadı, bassa keser. Gibi. Tamamen benim hatam. Kendi verdiğim kararın sonucunu yaşadım. Maç çabuk bitse de bari ikinci maça gitsek. Bildiğimiz üzere uzun süredir bu oyunu oynuyorsun ve gelişimini yakın takip ediyorsun. YouTube videosu olsun, tanıtımlar olsun. Sorum şu. Bu oyunun LoL gibi, Dota gibi, CSGO gibi diğer oyunlardan kötü yanı nedir de böyle az yüksek yaş kitleli oyuncuları var? RNG. Tamamıyla RNG ve e-spora yatkın bir oyun olmaması. Şans faktörü ya. Çok fazla. O yoksa bu oyun e-spor'a çok yatkın bir oyun. Çok güzel takım maçları ve klan maçları çıkabiliyor. Ama şans faktörü o kadar yüksek ki bu oyunu oynayan bir sürü iyi oyuncu bu RNG'nin ciddi yüksek oranından dolayı oyuna devam etmiyor. Olay tamamen bu. Tankların birbirine göre dengesizlikleri. Dediğim gibi şans faktörünün çok ciddi bir oranı oyunun kaderini etki ediyor oluşu. O yüzden de hiçbir zaman bir Dota, bir CSGO ya da ne bileyim bir PUBG vesaire gibi olamayacak. Delebilseydi bari ya. Evet, ne demiş atalarımız? İlk maçın günahı olmaz. Şimdi bu maçtan sonra mesela istatistikleri sıfırlayalım. Bırak mı diyoruz? Sıfırlayalım. Sıfırla kardeşim. Evet, bu maçtan sonra hadi gelin şimdi bu tankın tüm istatistiklerini görelim. Şöyle bir 3 maç, 5 maç bir yapalım bununla. Her şeyi ak koyun kara koyun ortaya çıksın.
Ömer Bey, RNG bütün oyunlarda var. RNG'nin olmadığı bir oyun yok. Ama RNG'nin bu kadar büyük olmasına gerek yok. %25 değil, %10 olsa, %5 olsa bu oyun inanılmaz derecede kompetitif dediğimiz o yarışmacı kimliğe ulaşır ve emin ol profesyonel oyuncuların çoğunluğu bu oyunu oynar. Turnuvalar düzenlenmeye başlar, e-spor turnuvaları ortaya çıkar, ligler ortaya çıkar, çeşit çeşit ülkesel turnuvalar, cartlar, curtlar, klan maçları bir dönem çok vardı çünkü hatırlayın. Bu RNG'ye rağmen çok vardı ama sonra baktılar ki bu RNG ile olmuyor bunlar. Sonra da o bütün prof oyuncuların hepsi saldı. RNG'yi kaldıramazsın. Şans faktörü olmak zorunda ama bu kadar çok ve bu kadar fazla etkili olmaması lazım. Tırı döndürüyoruz. Lan harbiden çok yavaş dönüyor ya. Namlu ilmesi kaçtı ya bunun. Bakmadık bak. Merhabalar AQ. İlk gelene cücük var. Gel. Lan. Şuradan geçene de cücük var. Gel. Geç geç oradan ateş ettin geç. Ya senin de gönlün var geç. Lan TS5 gidiyor lan. Lan iki tane birden saplardık lan. Lan. Benim buradaki görevim sona ermiş bulunmakta. Size hayatta başarılar diliyor. Ve ben imkansız Mission Impossible'lara geri dönüyorum. Buradan ya hak dedim. Paletimi attım. Bir ya hak daha. Üf. Aman tanrım dedim. Reklendiniz. Ya hak. Vurabilemedim. T34 ve projekte ölür. Burası düşer. 50 TP bak belki o tutarsa tutar. 50 TP taret oynayabilirse tutabilir burayı. Arkadakiler öldü. Yok. Ben dönüyorum. Bizim base'e basan tankları durdurmam lazım benim. LT-432 gibi. 432. Noise. Burraskuye! Ne yaptın müdür? 130 PM yapma onu çocuğum. Yapma evladım. Yapma! Yapma öleceksin.
Yapma canına kıyma yapma. Ulan bizim T-34 yaşıyor mu hala? Vay eminike. Biz aslında şurayı savunabilirsek bir iş yaparız ya burada. Sanki bir tık sakin oynarsak bu maç dönebilecekmiş gibi duruyor. İşte o UDES biraz problemli ya. UDES'in durduğu yer. Muazzör. Müthiş isabetiyle. İsabeti gerçekten çok kötü ya. Ha kaçamadım. No. İsabeti gerçekten çok kötü. Yani aslında standart bir Burask maçı oynadık. Kaybetmiş olmamıza rağmen. Bundan daha fazlasını yapabilir mi? Maçına göre ortalaması bu tankın bu olacaktır böyle. 60.000 kredi, 40.000 kredi, 15.000'i düş, 45.000 falan kâr etmiş oldu. Devam. Bir daha söyle. Oyuna başlayan arkadaşlarım Renault tank mı olur deyip oyunu bıraktı. Lol. Aslında Gaijin War Thunder'daki kara araçlarıyla arcade bir tank oyunu yapacak. Botaküsen oraya kaçacak. Bak o zaman Vought nasıl düzeliyor. Ya tabii. Bir de birazcık onunla da alakalı. Yani adamların böyle bir oyunda rakibi yok. Rakipsiz. Rakipsiz olduğu için at koşturuyor kafasına göre. Halbuki bir rakibi olsa o zaman işte güzel şeyler olabilirdi. Aynen şarpıst. Gürcülendik.
8 seviye maçı. Çok fazla bir hasar çıkmayabilir bu maçtan. Projektoya vuramadılar ya. Üzücü. Lorraine'e vurun bari. O da mı gol değil ya? Oho kardeşlerim. Ne Lorraine'e vurabiliyorlar. Ne buna? Bakın pert. Adamlar çok güzel arkadan destek alıp cayır cayır kesiyor. Bizimkilerde iş yok baba. Oy. Bizim belki heavy'ler iş yapıyor gibi. Med grubunda iş yok bizim. Şurada işler nasıl? Karşı kapılar kırılmamış. Buralar dutluk gibi sanki. Acaba Prot beni görmeden karşıya kaçabilir miyim ya? Ay hayvan. Nasıl spot yedim acaba ben? Hadi ya kumar oynuyorum. Geçeceğim buradan arkalarını dolaşacağım. Tamam. İşe yaradı gibi sanki biraz. Gidelim bir de ondan bana ekmek çıkmaz. Müştin yaşı Trize beni bekliyormuş orada. Hay. Titrettin beni Rehme. Ürküttün Pampa. Kaç? 813 mü?
Ay hayvan. Sana ben bir 720 saplayayım ve bir kendine gel. Merhabalar AK. Ya T-32. Bana vurdu. I am reloading. I'm reloading bro. Bro, I am reloading kanka. Hadi bakayım. I am reloading. Bundan bana ekmek kalmaz ya onu. Elek yapmaları lazım. Hayda. Bana ekmek çıkacak lan oradan. Aa. 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 Kardeşim. Abi böyle tank mı olur ya? Zıplaya zıplaya gidiyor. Sol bir yayın yapmayı bıraktı. Adamı küstürmüşsünüz oğlum. Adam da bırakmış yayıncılığı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kritik karşılaşma buydu. 500 canlıyla benim karşılaşmam. Laps laps vurdum geçtim. Kanka kaçma. Tülay. Seni seviyorum Tülay. Uhuu. Noise. Ağacın gölgesinde pozumuzu verdik. Nasıl? Güzel. Sharpest. Aynen. Yayını zirvede bırakayım. Doğru söylüyorsun. Geçen tier 8 ISU ile top tier çıktım. Tavuk kümesine dalmış tilki. Aynen. Evet. 3374 hasar, 3 kill, 1260 saf deneyimle beraber 112.000 kredi kazandırdı. Bir de 1000 de spot hasarımız var. 4300 kombine karşılık 112.000 kredi. Normal. Ama atıyorum bu skoru CDC gibi bir tankla yapmış olsaydı sanırım biraz daha fazla kredi kastırabilirdi ya. Bunun mermi masrafı mı pahalı diyeceğim? Yok değil. Yani biraz pahalı lan. 12 mermi sıkmışım. 9000 kredi harcamışım. Kaç para bunun mermisi? He 780. Mermi pahalı. Ondan. Mesela CDC gibi bir tankın falan mermisi 200 falan olması lazım. Evet. Oradan biraz daha fazla kar ediyor. Mermisi ucuz olan tanklar. Neyse şimdilik istatistikleri sıfırladıktan sonra 2 maç yaptık. 1 maç kazandık. 1 maç kaybettik. Devam. Yorulamaya devam. 2-3 maç daha yapalım. Let's go. Yayını 720p 60 yapsan daha iyi olmaz mı? Olmaz Haktancım. 1080p'yi 30 fps ile 720p'yi 60 fps aynı şeye sahip. Aynı bit beklentisine sahip. Öyle söyleyeyim sana.
İkisi için de aynı oranda internet kalitesine sahip olman lazım. Birebir aynalar çünkü. Tülay kim? Aa, sen Tülay'ı tanımıyor musun? Tülay! Sensiz yapamıyorum. Tülay! Tülay geri dön! Arkadaşlar, birisi üzerimize Tülay atabilir mi? Birisi bize bir Tülay atsın. Aramızda Tülay'ı bilmeyenler var. Yarışmacımız Yaşar spot noktasına ulaştı. Ama spotunu yapamadı. Neden? Çünkü kimse gelmiyor. Oha! Nereye çıkmış lan o? Kanka gitme Tülay! Tülay! Peki. 662 vurdu baba. Bak RNG'ye gel. Düşük rol ettik. Öldürdüler be. Adamın ağzına yüzüne. Ağzına yüzüne gözüne bam bam bam. Şimdi ben bunların yanına çıksam şurayı darlayamam ya. Benim şu bölgeyi darlamam lazım. Aslında şuradan aşağı inip CDC'nin aşağı altına mı çıksak? Ha, projekte yoksa aynı şey mi düşünüyoruz seninle bebeğim? Bebeğim. Yoksa zekalarımız birleşti ve über münşen bir zeka mı elde ettik birlikte? Ups, spotlandık. Maç 5-0 olmuş yala. Ay, ay, Scorpion. Al sana benden bombe. Al sana benden ikinci bombe. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hayvan herif. Hayvan herif. Az yavaş vur. Bana bir şey kalmadı oradan. Evet, bu maçta yine 3900-4000. Evet, 4000 civarında bu maçta da kombin yaptık ama bu defa kill yok. Bakalım yine 100.000 kredi civarında kredi kazanabilecek miyiz? Az sonra.
Selam. Selam Escape TR 5. ayında. Eyvallah, kesene bereket. Teşekkür ediyorum. Evet, 91.955 kredi kazandırdı bu maçta da. Kar olarak ise bunun 7.000 8.000'le düştüğün zaman işte 80.000 falan, 82.000 falan kredi kazandırdı. Fena değil aslında. Asist bazlı oynadığında sanki biraz daha böyle kendini oynattırabilen bir tanka dönüşüyor gibi gibi. Let's go again. Tank bey diyeceksiniz. Peki. Yeni gelecek map'e de bak, VG'nin kanalda. Tamam, tızaveden. Ona baktık zaten. Yayının başında baktık kardeşim. Sen geç gelmişsin. Sen geç kalmışsın. Pam 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 pam. Şimdi lololololol şu orta bölgede takılmaca. Seferler YouTube'a yüklenecek mi? Ya yükleme niyetim var ama bir uğraşmam lazım canlı yayından işte kesintiler alıp. Vaktim olursa onları ayarlayacağım inşallah. Tekerleğe git. Tekerlenk. Ups. Artık gidiyorum ben ya. Yayında drop mu var? Bakıyorum bit hızına. Yo, yani kayda değer bir şey olmamış. Oh shit. 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 Ouch. Haber lan. Aga be. Çok canım gitti ya. Fuck you. Fuck you. Hayvan artı. Hayvanlandınız. İnanırsak olur bence. İnanırsak olur bence. Az geri uzat. Geri, az geri, geri. Az. Gel gel. Bebeğim. Azıcık geri. Gel gel gel. Gel bir şey konuşacağız. Evet. Ya. Hadi. Ya hak. Az daha geri. Yetmez, gel az daha. Evet. Evet. Yes. 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 Oh. Tamam. Tamam, rahatladım. Tamam. Şuradan geliyorlar. Vur pampa. Vur beynine, kulağına kulağına. Oho, garibim, saklayamıyor koca tankı.
Evet, yarışmacımız Yaşar geliyor. Mükemmel bir atlayış. Evet, atladı. 450'yi sapladılar. Vurun reisler, bana yazıyor. Vur vur. Yazıyor, yazıyor. Spotlandıranın hepsi Botoş'a yazıyor. Evet. Evet. Biraz daha. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Come on. Yeni PC alınca Battlefield 5 falan oynar mısın? Bu tarzda. Oynarım ya, niye oynamayayım? De yeni bilgisayar alıp almayacağımın garantisi yok. Ama almak istiyorum açıkçası. Yani bu bilgisayarım artık 5 yıllık bir bilgisayar oldu. Bunu bir yenilemek lazım. Bir tur upgrade ettim zaten işlemcisini yükselterek. Artık ben bu bilgisayarı daha fazla yükseltemem bu anakartla. Bu anakartın kaldırabileceği maksimum şeyi şu anda tutuyor zaten bilgisayar. Dahası olmaz yani. Şöyle bir turlamaya çıkayım ya. Bu maç açılmayacak yoksa. Ulay! Ulay! Ruggeto Bey yüzünden bütün mevzu aslında. Brasku'ya bir tane attı. Fark. Aha. Aha. Seni yak. Ay, o güzel olmadı. Hadi bakayım. Tamam, onu öldürdüm. Ruggeto Bey'i de. Becet bas lan, bas. Vur vur vur, bana yazıyor. Vur 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 Joker. Becet bas 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 bas. Sergio Vazquez. İşte bu kadar. Bu maç burada biter kardeşim. Bu hamleydi maçı bitiren hamle. Buradan sonra artık almaları lazım. Kap! Capture! Flag! Atak! İşlemcin yeterli, ekran kartın değişsen yeter. Ya işlemcim, biraz daha güçlü bir işlemciye ihtiyacım var ya. Hani daha yüksek kalitede yayın yapmak istiyorum ama bu kadar oluyor yani. Hani 1080p'de size görüntüyü biraz daha güzel vermek istiyorum. Onun için de daha iyi bir işlemciye ihtiyaç var. Hayırlısı be gülüm. Bu arkadaş niye burada bekliyor? Bu niye burada bekliyor? Reis, kefe git lan. İdlib'deki son durum hakkında bilgim yok Umut'cum. O yüzden yorum yapamam ya. Yani eğer gerçekten o kadar şehit varsa üzücü. Yani üzücü. Cavidan kız ismimi sorusundan bıktığım için tızaf hoş oldu gibi. Okuyamıyoruz ama şimdi de Cavidan iyiydi, okunabiliyordu. Bunu okuyamıyorum şimdi. Bu Barcelona Kue'den 3 saat yani 6 saat oynayarak nasıl? Bu Bars 10 seviyede son 30 binleyim. Günde 3 saat. İlk geldiği gün
6 saat oynayarak nasıl? Ha? Anlamadım. Anlamadım. Y7 3820 var, 2013 yılında almışım. Geçen sene RTX 2060 aldım. Ya börtübücük ya da işte diğer arkadaşlar, benim bilgisayarım kendi başıma oyun oynamak istersem acayip yeterli bir bilgisayar şu anda. Bütün oyunları neredeyse full ayarlarda oynayabilirim. Mevcut ekran kartım ve mevcut işlemcimle beraber. Ama bununla beraber yayın yapmak istediğim zaman güncel oyunlarda zorluk çıkartır. Yayınla beraber yapamam. Tek başıma oynarken single player, solo evde bir başıma oynarken gık bile çıkartmıyor bilgisayar. Fan bile dönmüyor oynarken. Ama yayın yaparken öf. Öf. Evet, 4 maç. Ve gelelim son maçımıza. Yalnız hiç 9 tier ve hiç 10 tier maçına çıkmadım. Abi, bu şarkı çok iyi ya. O spotu yemeseydim çok iyiydi be. Abi ateş etmeyeceksin ya. Spot yaparken ateş etmeyeceksin. Az daha sabır, az daha sabır. Gereksiz bir atıştı benimki. Shit, 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 shit. Ne ateş ettiler bana be. Bu tanka 10 üzerinden kaç veriyorum? Kötü bir tank değil. Ama OP bir tank da değil. İyi para kastırır mı? İyi oyuncunun elinde güzel para kastırır. Buna puanım 7 kanka. 6.5'tan 7 ama. Ah. Erken ateş ettim.
Ya bu tankın olayı bu işte ya. Sizin üstünüze sürpriz olarak sızmış. Hafif tankları, orta tankları vesaire iki atışta çekmek üzerine kurulu. 720 alfa hasarıyla bam bam 360 360. Amacı bu. Bunun. Kötü oldu ya. Kim açtı acaba? Evet. Lorraine'i vurduk ama arkadan yedik. Kötü oldu. Yeni map hakkında ne diyorsun? Yayının başında izledik zaten. Yorladık. Yeni bir harita değil o. Eski bir harita. Çok eski bir harita. Nişan alma hızı rezalet. Kesinlikle. Bu tanka para verilir mi? %80'e gelirseniz alınır bence. Hani Fransız orta tankınız yoksa, Behçet'e mürettebat yetiştirmek istiyorsanız, hani Lorraine alamadıysanız, Lorraine 40T bu tanktan daha iyi bir tank. Ama Lorraine'iniz yok diyelim ki, ucuz yollu bir şey arıyorsunuz. Olabilir. Çok fark yaratan bir tank değil ama. Şarjörlü tanklarda şarjör bitmeden reload etmek için hangi tuş? C. AMX CDC mi, barrak mı? Valla sanki barrak gibi ya. CDC çok zor alet. Çok zor alet CDC. Barrak biraz daha spot da yapabiliyor. CDC zor alet. Bu bir tık daha oynaması kolay. Ama işin içine Lorraine 40T'ye girerse Lorraine mesela. Revolüsyonu falan saymıyorum bile hiç. Öldü, çık. Bu dolar kulun ne olacak? Ya dolar bizim ülkemizde sürekli yükselmeye devam eder. Hele bir de bu aralar işler karışık, operasyon var ya. Yükselmeye devam edecektir yani. Ya dediğim gibi bakın 1855 bu tankın hani ortalama maçıdır bu. İkinci maçta söylemiştim size hani bu tank yenilseniz bile ortalaması bu. 1800-2000 hasar, 1 kill, 2 kill. Bununla beraber 60.000 premium hesapla 60.000 kredi, standart hesapla 40.000 kredi. Komple ölseniz bile 10 ila 15.000 kredi arasında da para harcıyorsunuz. Yani ortalama size standart hesapla 30K civarında maç başı para bırakırken premium hesapla ne yapar? 50K civarında para bırakır maç başına. Burada benim tabii klandan savaş ödemeleri açık olduğu için hani kredi getirim biraz yüksek gözükecek şuraya baktığımızda. Ya mesela ben burada toplamda 493 bin kredini 430 bin kredisini kar etmişim ama tabii hani klandan gelen bir ekstra pay var. Onu da düşün. Dediğim gibi ortalama işte 5 maçta 250 ile 350 bin arasında o sizin oyun performansınıza göre değiştiren para kastırır 5 maç, 5 maç sonucunda. Benim oynadığım oyunda zaten çok aman aman bir oyun değil, ortalama bir oyundu, oyun serisiydi.
Böyle bir alet yani görevler sonucunda alınabilir. %80'e geldiğiniz zaman, %90'a geldiğiniz zaman hani 100 liranın altına indiğiniz zaman alınabilir bir tank. Ama şunu da göz ardı etmemeniz lazım. İhtiyacınız varsa alın, yoksa almayın. Yani yandım, öldüm, bittim tankı değil kesinlikle. Yani bu tank mı yoksa atıyorum Projetto mu dersen tabii ki de Projetto. Bu tank mı Lorraine 40T mi dersen tabii ki Lorraine 40T. Ama abi 30 liram var işte ya da sallıyorum işte 60-70 liram var, alınır mı ucuz yollu bu tank? Ha, o zaman evet diyebilirim yani sana. Evet. Yorulamam budur. Zakarone TV 1.8 testinden bahsetmiyordum ben orada. Süper testten bahsediyorduk. Daha o değişiklik muhtemelen 2.0 değişikliği olarak gelecek oyuna. Gelirse.